Herkese iyi günler arkadaşlar. Sıfırdan C eğitim videomuz, videolarımıza son gazda devam ediyoruz. Artık böyle belli başlı şeyleri öğrendik arkadaşlar. Şimdi class mimarisine class yapılarını öğrenmeye geldi. Class yapıları nedir? Zaten bu class yapıları aynı zamanda e, diğer eğitimlerimizin <laughs> ilerleyen vakitlerinde DLL olaylarına da gireceğiz. Orada da göreceğiz. <laughs> Şimdi class nedir? Nerede ku kullanıyoruz? Bunları ilk başta açıklayalım arkadaşlar. Eee,라도sunları açıklamadan önce şöyle bir class mimarisi ile ilgili e, videolarımız e, ayrı ayrı olacak. Şurada izledim ben. Bu videomuzda class mimarisine giriş. Klas e, mimarilerinde neler yapıyoruz, neler yapıyoruz, neden klas kullanmalıyız ve benzeri işlevleri göreceğiz. Bir sonraki videoda projemize klas oluşturma ve klas mimarisinin tanıtımını göreceğiz. Bir sonrakinde C-Sharp klas metot değişkenlerini oluşturmasını göreceğiz. Bir sonrakinde ise C-Sharp klasla... Miras olaylarını göreceğiz ve şu miras e, olaylarını da çok seveceksiniz söyleyeyim <laughs> klaslar arası kullanımlar vesaireler erişim belirleyeceğini göreceğiz. Publish, e, Protect, Provide, bla bla ve benzeri. Şimdi e, klas mimarına giriş. Klasların nelerdir? Klas mimarlarında neler e, işleyeceğiz? Onları görelim. Yine kitaptan e, devam ediyoruz arkadaşlar. Klaslarda e, kullanıcımız klasları e, ilk başta şuradan bir okuyalım. Metodları ve e, kod bloklarını tek merkezden kontrol etmek için kullanacağız. Örnek vermek gerekirse veri tabanına bağlanmak için yazdığımız kodları her zaman kullanmak yerine bir klas açımı tamam. Yani klasların işlevi şu görüyor arkadaşlar. kaba taslak anlatırsak. Hemen şöyle bir çizim olarak anlatayım arkadaşlar. Siz e, <laughs> bir tane klas yaptınız. Veri tavanı, ilk başta veri tavını örneğinden yapacağım arkadaşlar. Burada bir tane con connection'ınız var. Yani veri bağlantı cümleniz var arkadaşlar. Eğer siz bunu klas mimarisinde publish olarak yapmazsanız Diyelim birinci sayfa şurada yaptınız. İkinci sayfa oldu, üçüncü sayfa oldu derken 50 tane büyük bir CRM yaptınız. 50 tane sayfanız var. 50 tane sayfanızı teker teker bu şekil yazmanız lazım. Bu da e, ne olacak? Sizin için e, <laughs> zahmetli olacak. Hem herhangi bir hata bir yerde hata olduğunda hangi sayfada hata olduğunu bulamayacaksınız ve performans olarak da sizi zora sokacaktır bu. Fakat bunu hepsini tek tek yerden yapma yerine bir tane sadece bir tane klas oluşturuyorsunuz. Şu şekilde bir klas oluşturuyorsunuz. Buradan ilgili connection yapıyorsunuz arkadaşlar. Buradan ne oluyor? Otomatikman tüm hepsinden çağırabiliyorsunuz. Tabi ileriki videolarımızda otomasyon mimarilerine girişlerde bu veri tabanı işlemleriyle ilgili insert, update, delete, prosedürler kullanılması olsun ve benzeri olsun bunların da buradan yapılması ile ilgili işlev yapacağız. Onları da kullanabiliyoruz. Yani insert yaparken bu sayfada yapmıyorsunuz kodları. Burada işlemle yapıyorsunuz. Sadece bu sayfada gerekli kolonları, örnekliyorum e, ID kolonu, ID kolonu geçe e, Promerica Identity ya veriyoruz ya. E, kullanıcı adı, kullanıcı şifresi misal veriyorum. Veya da barkod numarası, ürün adı, ürün fiyatı. Sadece bu kolonları ve bunlara karşı gelen textbox'ların isimleri veriyoruz. Otomatikman class ile işlemler yapılıyor ve devam ediyorsunuz. Yani herhangi bir hata aldığınızda gidiyorsunuz sadece buradan o hatayı kontrol ediyorsunuz. Yani tüm sayfalarda hatalar ee, teker teker kontrol etmenize gerek yok. Çünkü öyle bir mimari yapmadığınız için, tek komuta merkezi yaptığınız için hem performans bakımından hem de e, hataları bulma bakımından yararınız oluyor. Ve şöyle bir örnek söyleyeyim. Sadece bunlar mı? Hayır. Ee, misal e, sayfalarda mesaj box'lar kullanıyoruz. Yani kullanıcıya misal ekleme olduysa eklemenin olduğunu, update'in olduğunu veyahut da silme delete right işleminde e, veri tabanında yani silme işlemlerinde kullanıcıya silmek istediğinize emin misiniz uyarıların verildiği mesaj box'ların tek kademede değil de pardon e, her tarafta teker teker aynı bu şekilde değil de class mimarisinde yazıyoruz. Mesela ee, uyarılar dahil mesela ekleme işlemi yapacaksınız örnek vereyim ee, Mesaj box'ı yapacaksınız Yani kullanıcı diyeceksiniz ki Ekleme işlemi başarılı Her sayfada ayrı ayrı yazmak yerine Burada global bir değişken oluşturuyorsunuz Get set mimarisi vesaire vesaire Onları göreceğiz zaten oluşturuyorsunuz burada global olarak Ya buradan eğer formda kullanmak istiyorsanız Sadece Class nokta o değişken ismi yazıyorsunuz. Ve e, mesaj başlığın mesela mesaj box'ta şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Burada e, bilmem ne için anlatıyorum. Burada mesajınız vardır. Buradaki olayı burada alabiliyoruz. Aynı zamanda şu yukarıdaki olayı da mesela bakın şu yukarıdaki olayı da buradan alabiliyoruz. Yani yukarıdaki e, ABC otomasyon Hepsini tekrar tekrar yazmıyoruz, tek klas mimarisinden yazıyoruz arkadaşlar. Ne oluyor? Hem hızlık bakımından, hem de e, mimarilerin rahatlığı bakımından bir nevi hızlılık oluyor yani rahatlık oluyor. Daha rahat yapıyorsunuz. Hem de performans bakımından tabii performans, performansı da unutmayalım. Sonra nerede kullanıyoruz? Ee, bakıyorum. Şu an e, aklıma gelen bir örnek var mı? Ona bakıyorum şimdi arkadaşlar. Bakalım onda yok, onda yok. Yani hemen hemen birçok özellikle kullanabiliriz bunu tabii ki. Şu an aklıma gelen bunlar. Bu e, eğitim videomuz bu kadardı arkadaşlar. Genel tanıtım yaptım dediğim gibi. E, fazla uzun olmaması için bunları kademe kademe yapıyorum. Neler işleyeceğimizi söyledik zaten. Kademe kademe her bir Maddeyi ayrı bir videolarda yapacağım Bir sonraki eğitim videomuzda Görüşmek üzere Herkese hayırlı günler diliyorum